Ben bundan 3 yıl önce yemiyet olarak Serik'te bir nar bahçesine çalışmaya giriyordum. Gittiğimiz iş yerinde bir sabah, hani aslında olaylar tarlada başladı benim olaylar. Çalıştığım iş yerinde sabah 6'da başladık. Öğlen saat 2 olmuştu. Daha hala bize yemek vermediler. Ben de orada işçilerin yemek yemediğini söyledim. Hani acıktık, yemek yememiz istedim. Tabii orada zaten işveren bana şey yaptı. Kızdı biraz. Yemek yemeden çalışayım. 3'te bitecek dedi. Ben şey yapmadım. Sesimi çıkartmadım. Tekrar bir daha arkadaşlarım acıktık deyince yemek yedik, oturduk. O yemek yememize zaten patron kızdı yani. İş aksatıyorsunuz diye. Yemiyet yedim ben. Yemiyet için gittim. Orada tarlada biraz ufak tefek münakaşalar oldu. 4 sıralandı, işimiz bitmişti işte. 4'te 15 kişilik arada 30 kişi doldurdular. Ve ara çok kalabalıktı. Ben orada maske takılmadığı için bazı gençlere maske takılsın diye söyledim. Yani öyle büyük bir olay olmadı arabanın içinde. Arabayı durdurdular. İşveren hanımı geldi arabanın içine, boğazıma bastı, beni darp etti, dövdü. Ama gözüm o zaman vurmadı, arabanın içine vurmadı gözüme. Tekrar indik evime, 100 metre bir mesafe kalmıştı. O 100 metre bir mesafede gidiyordum, arkadan koşarak geldi kadın. Gel dedi, sen hesabın bitmedi dedi. Tarlada dedi, o kadar işçiler dedi, oturttun, yemek yedirdin dedi. Sen dedi, senin hesaplaşmamız var dedi bana. Ve orada beni yakaladı, evin yanında. Orada tekrar vurdu, dövdü, saçımı çekti, beni darp etti ve gözümü kaybettim ben orada. İşte ben hastaneye götürün, polis çağırın dedim. Yok dediler, biz ne polis çağıracağız ne de hastaneye götüreceğiz dediler bana. Beni bir arabaya koydular, götürdüler. Eğitim Araştırma Hastanesi var. Onun önüne bırakıp kaçtılar. Oradan ben gittim, kendi çabamla elimi gözümü tutarak gittim. Oradan hastaneye, hastanedeki doktor dedi ki sen dedi hemen dedi eğitim araştır şeye git dedi. Akdeniz Üniversitesi'ne gitmen lazım dedi. Gözüm çok kötü durumda dedi. Ben orada ambulanstan Akdeniz Üniversitesi'ne geçtim. Hiç kimse yok yanımda. Tabii üzerime tehdit de var. Şikayetçi olmayacaksın. Biz şikayetçi olursan çok kötü şeyler yaşatırız size diye beni korkuttular biraz. Tabii ben de yok dedim, ne olursa olsun ben şikayetçi olacağım dedim. Tamam, şey yapacağım dedim. Üniversiteye gittim. Üniversitede 3 defa ameliyat oldum gözümden. Ve gözümü kaybettim yani. Ondan sonra ben davayı açtım. 3 senedir mahkemedeyiz biz. Bundan 10 ay önce ceza davası sonuçlandı. Ceza davası sonuçlandı, şeye gitti, üst mahkemeye. Davayı kazandım. 7 sene 6 ay bir ceza aldı kadın. Ama şu anda daha dışarıda dolaşıyor. Şimdi biz maddi manevi tazminat davası açıldı. Ben şimdi ona gelip gidiyorum ama yani zannetmiyorum bir şey olacağını, bir umudum yok. Adalet arıyorum, adalet istiyorum. Tutuklanmadı. Daha hala dışarıda. Bizim maddi, manevi, psikolojik çocuklarımın, benim hepimizin psikolojisi bozuldu. Memleketim Sivas, Divriliyim. Serik'te oturmuyorum. Ben Antalya'da Güneş Mahallesi'nde oturuyorum, Kepez'de. Evet, bırakıyor. Servis alıyor, götürüp çalıştırıyor. 80 liraydı yemeğe 3 sene önce. Ben 80 lira yemeğe için gözümden oldum. Şu anda ben hiç ne devletten bir engelli aylığı alabildim, ne bir bakım maaşı alabildim. Şu anda ben, yani kimse olmasa hiçbir yere gidemiyorum. Gördüler. Neden gördüler ama etmediler? Şöyle, dedi ki biz dedi mafyayız dedi. Biz dedik kesinlikle şahitlik yapmayacağız dediler. Yine de yalan yanlış şahitlik yaptılar tabii. Yani anlattılar, yalan yanlış anlattılar. Pek anlatmadılar yani. Ama benim mobese kayıtları var yani. Orada beni arabaya bindirdikleri falan görüntüler var. Onlar mahkemeye sunuldu. Ve ceza aldı yani. Yatacak mı, yatmayacak mı onu bilemiyorum yani. Evet, karar bekliyorum. Üst mahkemede, 10 aydır üst mahkemede. Yani zor durumdayım yani. Ben bakıma muhtacım şu anda. Çok zor durumdayım. Adalet isteyeyim. Yani adalet yerini bulsun. Başka bir şey istemiyorum ben.